CIO Teknoloji Sohbetlerinden hepinize merhaba. Bu hafta Paynet'ten Gökhan Öztorun'u konuk ediyorum. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle bayağı bir video çektik biz. Banka CIO'larını ağırladık. Bu dönemde onlarla hem dijitalleşmeyi hem de ödeme altyapılarındaki gelecek vizyonlarını konuştuk. Bugün biraz konumuzun odağında Paynet'in kendisi olacak Gökhan. Sana böyle Paynet ne yapıyor, ne ediyor, bu dönemde nasıl geçirdi onları soracağım. Gelecekte neler yapmayı planlıyorsunuz? Biraz da onları konuşuruz belki. Şimdi bu dönemde herkes aslında sorduk yani biz işte biraz uzaktan çalışmayla beraber neler yaptınız diye ama bunlar arasında perakende şirketleri vardı, üretim şirketleri vardı. Açıkçası hiç mesela teknoloji şirketiyle özellikle hani senin gibi yazılım geliştirmeden ve hani o işin ana unsurunu geliştirmeden sorumlu kişilerle bunu pek tartıştığımı hatırlamıyorum. Ödeme altyapılarına ciddi anlamda talep var. Sen bir yandan da ürünü mükemmelleştirmek zorundasın, yaygınlaştırmak zorundasınız. İnsanlar ofise gelmiyor. Bu uzaktan çalışmayı hep IT ile odaklarlar yani IT'ye çok uyumlu. Coder'lar uzaktan çalışabilir falan. Gerçekten öyle mi? Yani hani bizim dünyamız uzaktan çalışmaya çok daha mı uyumlu? Bir de böyle bir sürü yok waterfall bilmem ne bir sürü şey çıktı şimdi. Yaklaşımlar çıktı. Bu yaklaşımlar şeyle uyumlu mu? Uzaktan çalışmayla. Nasıl abi yorumlarım burada? Böyle bir soru sormuş olayım. Şöyle başlayayım ben. Biz hani pandemi döneminde işlerimizde herhangi bir aksama olmadı. Tam tersi yani şirket olarak daha çok çalıştık. Herkesten bunu duyuyoruz Evet zaten. ama baktığımız zaman işte problem de bu aslında. Daha çok çalışmak. En büyük problemimiz bu. En büyük sıkıntımız bu. Biz pandemi döneminde tüm hedeflerimiz tuttu. Proje hedeflerimiz tuttu. Yapacağımız, geliştireceğimiz ürünlerin hedefleri tuttu. Çok iyi şeyler yaptık. Çok iyi işler yaptık. Ama bana sorarsanız hani Paynet olarak en büyük probleminiz ne? Çok çalışmak oldu. Şimdi ofiste de çalışmanın problemleri var tabii ki. Ofiste de en büyük problemimiz özellikle yazılım ve analiz ekibinin en büyük problemi çok bölünmek. İşte birisi kahve alırken yanından geçiyor bir şey soruyor. Bir problem var, müşteri arıyor. Hemen şurada yazılımcı var zaten dur hemen onu dürtelim ona soralım. Çok bölünmek gibi bir problemi vardı. Pandemide bu biraz o bölünme biraz azaldı diyebiliriz. Ama bu sefer de bölünmeler toplantı olarak bir geri dönüş sağladı bize. Yani artık birisi birine bir şey sormak istediği zaman hemen bir 20 dakikalık call yapalım. Hadi bir toplanalım olmaya başladı. O 2-3 dakikada ayaküstü yapılacak sohbetlerle halledilecek işler şimdi 20 dakika, yarım saat toplantılara uzamaya başladı. Bir kere bu toplantı sayılarımız çok arttı. Daha sonra işte dediğim gibi psikolojik olarak çok fazla çalışmaya başladık. Bu da bir problem. Ve biz pandemi döneminde bunları nasıl azaltabiliriz diye böyle kafa yormaya başladık. Yani birincisi en çok yaptığımız şey insanlara hani şunu alıştırmaya çalıştık. Mesela 12 ile 1 arası öğle yemeği ise bırakalım işi, kapatın bilgisayarı, işte çıkın yürüyüş yapın ya da yemeğinizi yiyin. Akşam 17-18 oldu mu mesai bitmiştir artık. Çünkü evle ofis ortamı bir aynı ortam olduğu için İnsan beyni o farklı kavramı ayıramıyor. Yani ben hala işteyim gibi algılıyor. Bu ilk zamanlarda ben de bunu çok yaşadım. İşte 5 aşu maili de cevaplayayım. Şuna da bakayım. Bunu da yapalım dediğim zaman akşam 7-8 oluyor. Evde oturuyorsunuz, çay içiyorsunuz. Akşam bir mail gelmiş. Dur şuna 2 dakika cevap verin diyorsunuz. Ve bu ayrım olmadığı zaman verimliliğimiz azaldı. Bunu hissettik. Bir de şirket olarak bir personelimize özellikle pandemi döneminde bir psikolog desteği sağladık. Neler yapılması gerekiyor. Psikolog onlara biraz böyle çeşitli aktiviteler, çeşitli nefes egzersizleri, bu tarz faaliyetlerde bulundu. Bunun da çok faydalarını gördük. Bu enteresan. Bölünmeyle, evet, bu çok faydası oldu ve yani ekipten de çok güzel geri bildirimler aldık. Bölünmeyle ilgili de en yaptığımız şey, eğer ki konsantre olmanız gereken bir işiniz varsa ve herhangi bir kol almak istemiyorsunuz, bir toplantıya da girmek istemiyorsunuz. Offline olun. Kapatın Teams. Mesela biz Teams kullanıyoruz. Kapatın Teams. Gerçekten acil bir iş varsa sana bir iletişim kanalı aç. Ama acil işler de bizde tanımlı. Acil iş nedir? Canlı sistemimizde finansal bir işlem gerçekleşemiyorsa bu acildir. Bunun haricindeki tüm işler acil değildir bizim için. Dolayısıyla eğer acil bir iş yoksa sen kapat, offline ol. Konsantre olman gereken işi yap ve bitir. Bu da bizim verimimizi arttırdı.
İkinci en büyük problemimiz de yeni kişileri dahil etmek ekibe. Çünkü önceden aynı fiziksel ortamda çalışan insanlarla online'da tekrar çalışmak daha kolay olur. Ama ekibe sonradan katılan insanlar, ki Pinet pandemi döneminde %50'den fazla büyüdü. Personel olarak, değil mi? Evet, personel olarak. %50'den fazla personel girişi oldu içeri. Yeni kişileri daha iyi motive etmek için özellikle cuma günleri, haftanın bittiği, yeni bir hafta sonunun başladığı saat 16 ile 17 arasında free time yaptığımız bir online oyun etkinliği düzenliyoruz. Bu etkinlikte çeşitli oyunlar, online tarafta tabii ki bazen böyle bilmeceler, tabu gibi oyunlar oynuyoruz. Hmm. Ve iş kesinlikle o toplantıda iş vesaire konuşulmuyor. Herkes tam anlamıyla bir geyik muhabbet döndürüyoruz. Bu da yeni, özellikle yeni katılan arkadaşların diğer arkadaşları tanıması ve kaynaşmasında çok faydası oldu. Ben bir de şuna inanıyorum. Hani yazılımcıları biliyorsunuz, biz ofisteyken de bu tarz insanlar var. Yazılımcı yanındaki arkadaş da böyle chatte sorusunu soruyor. Hani yanında aslında konuşabilir, söyleyebilir. Ama onu chatten yazmayı tercih ediyor özellikle. Pinet olarak biz şeye çok önem veriyoruz. İletişime. Ve iletişim tarafı kuvvetli insanlarla, iletişim kurmak isteyen insanlarla hep çalışmak istiyoruz. Ve bunu da aslında işe alımda kontrol ediyoruz. Eğer siz iletişim kastınız kuvvetliyse, iletişim gücünüz varsa zaten online olsun, offline olsun bir şekilde bu iletişimi kurup çalışmaya verimli bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Ek olarak tabii ki bir de çalışanların ev ortamında ergonomisi de çok önemli, çalışma ergonomisi. Bununla ilgili mobilya desteği yaptık tüm ekip arkadaşlarımızla. İşte sandalye, masa, gerekiyorsa kütüphane gibi. Ve internet desteği, çünkü iletişim de çok önemli. Güçlü internet hattının olması gerekiyor. Bunun için de bir destek paketi sunduk. Bunu da tabii ki biz hep verim olarak karşılığını aldık, Pinet olarak. Bundan sonraki stratejimiz ne? Bundan sonra yani ekip içerisinde yaptığımız görüşmelerde aslında artık kimse %100 ofisten çalışmak istemiyor. Ama %100 evden de çalışmak istemiyorlar. Görünen o ki... Hibrit bir yapıya doğru gidiyoruz yani, anladım. Aynen öyle. Görünen o ki hibrit bir dünya bizi bekliyor. Belki haftada bir gün gelecek. Belki iki gün gelecek. Belki hiç, o hafta hiç gelmeyecek ama sonraki hafta bir gün uğrayacak. İnsanlar aslında sosyalleşme ihtiyacını karşılayacakları bir ortam bekliyorlar. Onu da sağlayacağız. Yani sağlamak zorundayız. Belki farklı farklı lokasyonlarda ufak, daha ufak ofisler açacağız. Tek büyük ofis yerine. Yani böyle bir dünyaya gidiyoruz. Evet, evet, evet. Şimdi ürün geliştirmeyle ilgili az önce bahsettim ya, yaklaşımlar var. Yazılım geliştirme pratikler. Proje. Evet, pratikler var. Proje geliştirme süreçleri var. İşte Kanban, Waterfall vesaire. Ben şimdi hepsini hatırlayamayacağım ama bir sürü var. Evet. Şimdi Scrum var, evet. Yani bütün bunlar uzaktan çalışmanın içerisinde harmanlanabiliyor mu? Veya işte uzaktan çalışma proje geliştirmeyi ve ürünü nihayete erdirmeyi nasıl etkiledi? Pinet, biz aslında bu pratiklerle ilgili ilk, daha önce de tabii ki Waterfall uyguluyorduk. Hani agile değildik. Yani agile süreçler uygulamıyorduk. Agile pratikler yapmıyorduk. Ama 2017 yılından itibaren benim liderliğimle diyeyim, Pinet içerisinde bir agile dönüşüm gerçekleştirmeye çalıştık. 2017 yılında başlamıştık bu proje. İşte o zamanlar tabii ki çok popüler olan agile workshoplar, agile eğitimler, işte agile koç danışmanlıkları vesaire. Bunların hepsini yaptık ve şirkette bu tüm süreçlerden geçtik. Ama bu ecaillik, çeviklik, böyle hani ben eğitimi aldım, workshop'ımda yaptım, tamam artık çeviyim, olmuyor. Biz yaklaşık işte 3 senedir, 4 senedir bu sürecin içerisindeyiz ve şunu söyleyebilirim. 2 sene içerisinde biz o dönüşümü sağlayabildik. Yani 2019'da başladığımızda aslında tam bir çevik olduğumuzu hissetmeye başladık. O pratikleri uygulayabildiğimizi fark etmeye başladık. Biraz aslında kan ve gözyaşıyla öğrendik. Buradaki yaptığımız en basit şey şuydu Ecai Çeviklik sürecinde. Birincisi, işlerimizi sınırlıyorduk. Yani aynı anda bir işle uğraşmaya çalışıyorduk. Ya da maksimum iki işle. Ve yazılımcılar olsun, analizciler, testçiler, ürüncüler, tüm arkadaşlar ufak ufak takımlar halinde tek bir işe odaklı çalışıyorlardı. En büyük amaçları o işi en başından müşteriye ulaştırana kadar hızlı bir şekilde teslim etmek. Bu gerçekten
İlk başlarda belki yavaşlatmış bizi gibi görünebiliyordu ama sonrasında hakikaten biz çok daha verimli, daha bitmiş işleri müşteriye ulaştırmaya başladık. Şimdi bunu uzaktan çalışmayla değerlendirirsek, bizim şu an baktığımız metrikler aslında değerli iş bitmiş mi, müşteriye ulaşmış mı ona bakıyoruz. Ve bu yolculukta, değerli işin müşteriye ulaşması yolculukta hangi problemler yaşanmış, nerede aksamalar var, onları keşfetmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla uzaktan çalışmışız, ofisten çalışmışız hiç fark etmiyor. Bizim baktığımız tek KPI aslında işin müşteriye ulaşma zamanı. Ve developer bunu evde çalışmış, o gün sabah işi varmış, çocuğunu okula götürüyor ya da işte çocuğunun online dersi var, onunla ilgilenmesi gerekiyor. İlgilenebilir. Tamamen esnek. Çünkü onun hedefi belirli süre içerisinde bir işi ulaştırmak. Ve evden çalışırken bu KPI'larla biz verimimiz hiç azalmadı. Kişiler zaten o sorumluluk bilinciyle içeride bulunuyorlar. Bu aslında biraz da hiring kısmından başlıyor. Aslında biz hiring'e bir kişi alırken en çok önem verdiğimiz kısım da aslında onun sorumluluk bilinci yüksek. Bizim yönetmemiz gerekmeyen kişiler olması. Tercih sebebi. Yönetmemiz gerekmeyen kişiler zaten işi kendileri yönetiyorlar. Bizim de baktığımız tek şey işin canlı sisteme, müşteriye ulaşması. Böyle olunca sorunlar aslında yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı doğru geliyor. Yani sorun olarak gelen şu oluyor. Ya ben bu işi yapacaktım, bitirecektim ama şöyle bir problemle karşılaştım. Bunu nasıl çözebiliriz? Burada böyle bir sıkışma yaşıyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Yani yukarıdan bir baskı değil, tam tersi aşağıdan bize doğru sorunlar geliyor. Ve biz de tamamen bir performans optimizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Yani bu süreci, bu deployment sürecini en iyi şekilde nasıl hale getirebiliriz? Buraya odaklıyız. Ve bazı pratikler uyguluyoruz. Mesela damalı bayrak uygulaması. Bu ürün geliştirici ekiplerde en büyük problemi olur yani. Ben şu an bir şeyle uğraşıyorum. Başka bir iş geldi. O da çok acil, çok problemli bir iş. Mevcut işimi bıraktım, ona bakmak zorunda kaldım. Bunu zaten bizde acil işin tanımı belli. Canlı sistemde müşterinin finansal işlemini etkileyen bir şey varsa acildir. Bunun tanımı belli olduğu için bunun haricinde hiç kimse mevcut işini bırakıp başka işe bakmıyor. Evet. Ha, öyle bir durumla karşılaşırsak ne yapıyoruz? Damalı bayrak uyguluyoruz. Yani tüm ekibi durduruyoruz. Canlı sistemde bir problem varsa eğer, tüm ekibi durduruyoruz. Tüm ekibin o anki görevi mevcut işlerini bırakmak ve o problemi çözmek oluyor. Bu da zaten hani Formula 1 araçlarının damalı bayrak çıkarması gibi bir süre. Evet, şey aracı giriyordu değil mi? Güvenlik aracı evet, giriyor. Güvenlik aracı giriyor. Herkesi durduruyor. Evet. Öyle bir süreç oluyor ve her şey çok net şekilde olduğu için developerlar, testçiler, ürüncüler neyi ne zaman yapacaklarını çok iyi bildikleri için bu süreci özellikle pandemide uzaktan çok rahat yönetebiliyoruz. Evet. Kökan, son olarak böyle çok dijital sohbetlerimizi ardı ardına yapıp ama tek seferde çok uzatmadan yapmak istiyorum. Şimdi teknoloji dünyasında bambaşka gelişmeler meydana geliyor. Her gün yeni bir fikir, yeni bir trend ortaya çıkıyor. Sizin hani bulunduğunuz alanda da yani fintech anlamında, yalnızca ödeme değil, fintech ekosisteminde de şimdi yepyeni şeylerden bahsediliyor. İşte open banking'den, şundan bundan. Dolayısıyla da eminim ki teknolojiyi takip eden bir kültür vardır. Hatta ben CDO'nun tanımını da bu diyorum. Yani CDO dediğin evet. Adam teknolojiyi takip eden, işin execution'una belki çok karışmayan ama oturup fuar gezen, dergi okuyan, makale takip eden, bu alanda neler katabilirimin derdinin de tasasında olan insanlardır. Şimdi sizin oradaki teknoloji kültürü nasıl? Teknolojiye nasıl bakıyorsunuz? Ekip ve sen? Evet. Ya yani sen de biliyorsun çok fazla çeşitli teknoloji ve platform var. Hı-hı. Yazılım dilleri çeşit çeşit, platformlar çeşit çeşit. Hani bunu ben de hissediyorum. Yeni bir dil çıkmış, ya bunu da mı öğrenmemiz gerekiyor? Şimdi buradaki bakış açımız şu, panet olarak. Bizim aslında önem verdiğimiz hep mühendislik pratikleri. Yani hangi yazılım diliyle yapmaktan ziyade nasıl yapıldığı çok önemli. Bu nedir? İşte clean code prensipleri, refactoring prensipleri, solid prensipler, işte test edilebilir kod yazma, kodun maintain edilebilir olması, temiz kod olması. Bunlar bizim en büyük değer verdiğimiz şeyler ve ekip olarak
devamlı kendimizi geliştirmek istediğimiz nokta da burası. Biz mühendislik pratiklerimizi geliştirelim. Platformlar, teknolojiler devamlı değişiyor zaten. Evet. Ve bir özellikle yazılımcı bakış açısıyla baktığımız zaman, ürün geliştirme bakış açısıyla baktığımız zaman hangi dilden ziyade nasıl bir ürün, hangi kalitede çıktığı çok önemli. Hı hı. Bunu önem veriyoruz. Ha, peki mevcut teknolojileri takip etmiyor muyuz? Ediyoruz. Bununla ilgili de ben şey kavramına inanıyorum. Self-learner kavramına inanıyorum. Biz dışarıdan birçok eğitim alıyoruz. Teknolojik eğitimler içeride ekibe veriyoruz. Çeşitli dillerde, çeşitli platformlarda kullanmasak bile veriyoruz. Ama bu eğitimlere bu kulaktan girip hani bu kulaktan çıkıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü pratik yapmayınca o eğitimin aslında çok bir faydası olmuyor. Bununla ilgili şöyle bir pratik uyguluyoruz. Ekipte herkesin haftanın belli bir zaman aralığında kendisini Ar-Ge'ye zaman ayırıyor. Kendi kendine bir proje belirliyor. Bu bizim kullandığımız bir teknoloji olmayabilir. Evet. Haftanın o saatler arasında ona dedike çalışıyor. Kendini geliştiriyor. Self-learning yapıyor. Ve belli bir noktaya ulaştığında da bunu diğer ekip arkadaşlarıyla bir sunum olarak paylaşıyor. Bu hem o kişinin sunum becerilerini arttırıyor, hem yeni bir şey öğrenebilme kabiliyetlerini arttırıyor, hem de yeni bir şeyler öğrenebiliyor. Ve ekip olarak şuna inanıyoruz. Biz aslında şirket için değil, kendimiz için kendimizi geliştiriyoruz. Biz gelişince zaten şirket teknolojisi gelişmiş oluyor. Bir diğer önem verdiğimiz nokta da tam domain bilgisi. Süreç bilgisi. Çok iyi yazılımcı olabilirsin, çok iyi teknik kabiliyetlerin olabilir. Ama domaini bilmiyorsan ya da süreçleri bilmiyorsan ortaya çıkartacağın ürün çok başarılı olmaz. Yani, evet. Ya çok süper bir kod yazdın ama o müşteriye hitap etmiyor olabilir. O yüzden tüm ekip, tüm ürün geliştirme ekibi, yazılımcısı, analistçisi, ürüncüsü bunların hepsinin domaine süreçlere hakim olmasını istiyoruz. Ve biz de bir geliştirme, bir talep geldiği zaman bunu mesela genelde standartta şudur işte analistçi talebi alır, onu bir formata çevirir, sonra developer'a taşır, developer yapar, işte test edilir ve canlıya gider. Bizde ise şöyle bir pratik uyguluyoruz. Bir iş geldiği zaman analistçisi, yazılımcısı, gerekiyorsa ürüncüsü hep beraber bir takım oluyorlar. İşin analizinden canlıya geçişine kadar hep beraber çalışıyorlar. Dolayısıyla yazılımcı aslında hem analist tarafına hakim olmuş olabiliyor, analistçi hem teknoloji tarafına hakim olmuş oluyor ve ortaya gerçekten güzel ürünler çıkartabiliyoruz. Çok iyi. Ve bir teknolojiyi, bir platformu da kullanmak için hiçbir zaman kullanmıyoruz. Mesela şu an biliyorsun mikroservis furyası var. Özellikle Türkiye'de. Evet, evet. Yani bakıyorsunuz günlük 1000 tane request alan bir sistem var. İşte hemen bunu mikroservis mimariye çevirdim gibi yaklaşımlar var. Bunlara karşıyız. Gerçekten ihtiyacımız varsa evet o teknolojiyi kullanalım. Onunla yatırım yapalım. Ama ihtiyacımız yoksa da bir teknolojiyi kullanmak için kullanmayalım. Bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Gökhan çok teşekkürler. Yani burada hem ekiplerin yönetimi, hem teknoloji kültürü, hem de bu süreçte yaşadıklarınızla ilgili bize gerçekten de enteresan tecrübeler aktardın. Bundan eminim ki sektördeki birçok teknoloji lideri fayda sağlayacaktır. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere.